Erdek Körfezi Dayanışma Platformu olarak son yeni düzenlemelerden sonra bir basın açıklaması gereği duyduk. Planlamadan değil, sanayileşmeden vazgeçin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir Çanakkale 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında düzeltmelere gitmiş ve yeni şekliyle yayınlamıştır. Bu yeni planda eski planda ilan edilen Bandırma ilçesindeki sanayileşme ve depolama bölgesi alanı 48 milyon metrekareden yaklaşık 10 milyon metrekareye indirilmiş, Bandırma'nın doğu ve batısında yer alan iki lojistik bölgesi iptal edilmiş, ancak Bandırma kentsel gelişim alanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Erdek Körfezi Dayanışma Platformu Meclisi bu gelişmeyi değerlendirmek üzere toplanmış ve bölgeyi düzenlediği keşif gezilerinde elde edilen bilgileri de dikkate alarak aşağıdaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulmuştur. 1. Erdek Körfezi Dayanışma Platformu olarak bahsi geçen alanın kamulaştırılmasını ve bir bölümünün enerji ormanı yapılmasını, kalan bölümde ise kamusal nitelikte tohum, fide ve fidan üretimi üzerine dünyanın en büyük tarımsal araştırma enstitüsünün kurulmasını talep etmiştik. Plandaki değişiklik platformumuzun taleplerini karşılamamaktadır. Platformumuz taleplerinin gereği olarak bu konularda halka yönelik bilgilendirme ve etkileşim çalışmalarına devam edecektir. 2. Yeni planda sanayileşme bölgesi dışında bırakılan Şirinçavuş Mahallesi kırsalında sanayileşme planı ilanı ile başlayan zeytin kesimlerine devam edilmektedir. Yaklaşık 5000 ağacı bulan ve 30.000'den fazla ağacı tehdit eden bu kesimler, bölgede plan dışı sanayileşmenin de gerçekleşeceğinin ciddi bir işaretidir. Platformumuz bölge milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşınan, ancak buna rağmen sürdürülen bu kesimler konusunda toplumsal tepkisini yansıtacak yolların yanı sıra hukuksal yollara da başvuracaktır. Bu bölge içinde kalan arkeolojik sit alanlarında sürmekte olan kazı çalışmaları da platformumuz tarafından gözlemlenmeye devam edecektir. Deprem ile son bulmuş bu medeniyetin üzerine kimya tesisleri inşa etmeye kalkan Akdeniz Kimya'nın dahil olduğu OYAK grubunu misyonlarına yazdığı üzere çevre ve toplumsal duyarlılık içinde hareket etmeye, derhal bu kesimleri durdurmaya ve Erdek Körfezi'ni yaşanmaz hale getirecek bu yatırımı iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde gerçek bir çevre ve toplumsal duyarlılığı ortaya koyacak ülke çapında bir protesto için harekete geçeceğimizi duyuruyoruz. 3. Yeni planda sanayileşme bölgesi olarak bırakılan alan, bölgenin yaygın rüzgarları olan Poyraz ve Lodos aksına oturan bir biçimde olup, kuzey tarafına Erdek, güney tarafına Gönen ilçe merkezlerini tehdit etmektedir. Yükseltisi itibarıyla bölgenin en hakim noktasında bulunan bu bölgenin gerek emisyon kirlilikleriyle iki ilçe merkezine, gerekse yüzey ve yeraltı sularıyla Erdek Körfezi ve Gönen Ovası'nı kirleteceği aşikardır. Platform olarak bu bölgede karbondioksit emisyonu oluşturan dışa bağımlı doğal gaz enerji santralleri yerine karbondioksit emisyonunu azaltacak ve biyokütle gereksinimimizi karşılayacak enerji ormanı kurulmasını savunuyoruz. İlk planda sanayileşme bölgesi içinde yer alan, ancak ikinci planda yer almayan Hıdırköy ve Bezirci köyleri kırsalında kalan 30 dönümlük alanın 5 Mart itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı ziyaret eden 24 yatırımcının peşinden koştukları Cemport için ayrıldığı bu alanda yükselen arsa fiyatları ve sahil kesiminde çözülemeyen sorunlar nedeniyle kamulaştırma eliyle bir adım atılacağı anlaşılmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki hükümet
seçim öncesi göstermelik bir geri adım atmıştır. Kimyasal ağırlıklı sanayileşmeden vazgeçmemiştir, planlamasından vazgeçmiştir. Plan hükümlerinde yer alan belirli büyüklüğün üzerindeki alanlarda sanayi tesislerinin planda olmasa dahi kurulabileceği ifadesi bunun açık göstergesidir. Platformumuz çalışmalarını geliştirmek üzere bir bilimsel danışma kurulu oluşturacak ve bu kurulun yol göstericiliğinde Erdek Körfezi'nin planlı etkileşim durumunu ve geleceğe dair atılması gereken adımları ortaya koyacak bir sempozyum düzenleyecektir. Platformumuz yeni ortaya konan planı yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve bölge halkı ile görüşerek kapsamlı bir değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacak, gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunacak ve sanayileşmeye karşı toplumsal tepkiyi yükseltecektir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Alanın da şeyini açıklaması.